Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle fıkıh dersinden oruçla kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz ve hafta sonu yapılacak olan sınavda ise hepinize şimdiden başarılar diliyorum ve hemen diyoruz ki arkadaşlar oruç Farsça bir kelimedir. Farsça bir kelimedir. Aynı zamanda Arapça karşılığı nedir arkadaşlar? Diyoruz ki savum. Savum anlamı taşır. Savum Arapça bir kelimedir ve oruç demektir. Kısacası arkadaşlar Bakara suresinin 183, 184 ve 185. ayetlerinde ne diyor arkadaşlar? Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diye emretmektedir. Ve hemen diyoruz ki Bakara suresinin 183, 184 ve 185. ayetlerini yazıyoruz. Ve diyoruz ki oruç ibadeti hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Bu bizim için önemli bir bilgi. Oruç arkadaşlar hicretin ikinci yılında farz kılındı. Hemen bunu yazdıktan sonra ve şimdi de diyoruz ki arkadaşlar oruç çeşitleri nelerdir? Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oruç çeşitlerinden başladık. Farz, vacip ve nafile diye karşımıza çıktı. Farz orucu biz kendi içerisinde iki gruba ayırıyoruz. Muayyen farz ve gayri muayyen farz. Muayyen farz dediğimiz belirli farz. Şari'nin yani Allah'ın bizden istemiş olduğu zorunlu oruca biz Ramazan orucu diyoruz. Bir de arkadaşlar gayri muayyen farz vardır ki bu da zorunludur. Ancak bunun da belirli bir zamanı yoktur bakın. Bunun zamanı belirlidir. Muayyen yani belirli demek. Bunları vacip kısmında görmüştük hüküm konusunda. Ve Ramazan orucunun kefareti. Kişi o yıl arkadaşlar Ramazan orucunu ne yaptı? Tutamadı. Çeşitli sebeplerden veyahut cezası vardır. Onun kefaretini bir an önce yerine getirmesi lazım. Ancak hemen Ramazanlıktan sonra mı? Bir ay sonra mı? İki ay sonra mı? Bunu da ne yapması lazım arkadaşlar? Bunu da yani en kısa sürede yerine getirmesi lazım. Zihar orucu var arkadaşlar. Bu da kişi işte senin sırtın annemin sırtı gibidir. Cahiliye döneminden kalmış bir adet gelenekti. Ve o kişi bunu söylemişse ancak oruç tutarak ne yapacaktı? Telafi edecekti. Yanlışlıkla adam öldürme. Bir kişi bir Müslümanı veyahut gayrimüslim bir kişiyi yanlışlıkla öldürdüğü takdirde onun yerine ne yapacak arkadaşlar? Onun yerine oruç tutacak. Ve bir de arkadaşlar hacda iken ihramdan önce tıraş olma var ya. Hacda iken adam hacca gidiyor canlar. Orada ne yapıyor? Orada zamanından önce saçlarını tıraş ettiriyor. Ve bazen dalgınlığa gelip olabilir arkadaşlar. Bunlar unutulabilir. Ve bu kişi ne yapacak? 3 gün hacda ve 7 günde döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutmuş olacak. Ve 3 günü hac arkadaşlar unutmayalım. Ve bir de yemini bozma orucu. Bu da günlük yaşamda herkesin başına gelebilir. Ve kişi ne yapabilir? Yeminini bozabilir. O halde 3 gün oruç tutması gerekir. Bunların ayrıntısını biraz sonra sizlere aktaracağım. Vacip kısmına geldik arkadaşlar. Bu da kişi oruç tutmayı adamışsa, işte atanırsam var ya bu KPSS'yi falan filan, hemen bir kurban keseceğim, hemen 5 gün oruç tutacağım derseniz, işte o oruç tutma arkadaşlar artık size vacip olmadığı halde siz kendinize vacip yaptınız. Zorunlu hale getirdiniz ve mutlaka yapmanız lazım. Bir diğeri başlanmış bir nafile orucun bozulması durumunda bunun kaza edilmesi. Yani örneğin pazartesi orucunu tutuyorsunuz veyahut diyelim ki perşembe orucunu tutuyorsunuz ve ne oldu? Bozmanız gerekiyordu ve bozdunuz. Onu ne yapmanız lazım? Başka zaman mutlaka tutmanız lazım. Çünkü zorunlu değildi. Siz kendinize zorunlu yaptığınızdan dolayı ve şari de ne yapıyor? Bizden istiyor. Ve bir de nafile oruç türlerimiz vardır ki geçmiş yıllardan buradan soru geldi. Hem de iki tane soru geldi arkadaşlar. Tür olarak bilmemiz lazım. Şevval orucu Ramazan'dan sonraki Şevval ayında ne yapmamız lazım? 6 gün oruç tutmamız lazım. Ve o 6 günü tuttuğumuz zaman tüm yıl sanki oruçluymuş gibi geçmiş sayılır. Aşure orucu var. Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye geldiğinde ne yapıyorlardı Yahudiler? Orada aşure orucu tutuyorlardı. Ve Peygamberimiz dedi ki o zaman bizler de dedi Musa Aleyhisselam'dan kalan bu geleneği ne yapalım devam ettirelim diye. Ve ne güzel bir oruç dedi. Ve Allah tarafından da artık bizlere de bu oruç emredildi. Ve bir gelenektir arkadaşlar aşure orucu. Yine eyyam-ı bit var arkadaşlar. Bu da
bir ay içerisinde 3 gün oruç tutmaktır. Hangi günler? 13, 14, 15. günler arkadaşlar. Eyyamı bit diyoruz. Bu bildiğiniz bit falan değil arkadaşlar. Bu yani günün adlarıdır. Bir diğeri pazartesi ve perşembe oruçları. Peygamberimiz her pazartesi ve her perşembe bu oruçları tutardı. Zilhicce orucu yine önemli. Zilhicce ayında tutulur. Bir diğeri haram aylarda oruç. İşte Zilkade, Zilhicce, Recep, Muharrem ayları arkadaşlar nedir? Bu aylarda oruç tutulursa yine sünnettir. Şaban orucu, Davud orucu. Bir gün peygamberimiz yerdi, bir gün yemezdi. Ve bizlere de işte oruç tutmanız icap ediyorsa en faziletli oruçlardan bir tanesidir. Davud orucunu tutun demiştir. Ve bu şekilde hemen diyoruz ki arkadaşlar oruç tutmanın haram olduğu, mekruh olduğu günler diyoruz. Arkadaşlar oruç tutmanın yasak olduğu günlerle devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda bir soru geldi buradan. Ramazan bayramının birinci günü. Özellikle bu birinci günü önemli bizim için. Ve Kurban Bayramı'nın 4 günü. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kurban Bayramı'nda kurban kestiğimiz için 4 gün boyunca gelen gidene ikram etmek için şari ne yapmıştır? Bunu yasaklamıştır kardeşim ya. Diyor ki gelen gidene ikram edeceksiniz ve o nimetleri sunacaksınız. Hemen geçiyoruz bir diğeri. Bütün yıl boyunca oruç tutmak yasaktır. Hatırlıyorsunuz yine peygamberimiz 3 tane genç duymuştu. Bunların sürekli oruç tuttuklarını vesaire çağırıp onlara her gün ve bütün yıl oruç tutmaya gerek yok diye uyarmıştı. Bir diğeri arkadaşlar savmu visal diyoruz. Bu oruç da peygamberlere zorunludur. Yani peygamberler Allah tarafından peygamberlere emredilmiştir ve bizlere emredilmemiştir. Ve peygamberimiz ne diyordu arkadaşlar? Sahabelerden tutmak isteyenler vardı. Ve sizler tutmayın. Allah beni yedirir içirir ancak sizler buna dayanamazsınız diye uyarı ve ikaz yapmıştı. Bir de şek günü var arkadaşlar. Şek günü demek ayın ortaya çıkmaması. Bulutla onu örtmesi anlamına gelir ki ve bugünde de oruç tutulmaması gerekir. Şek demek kapalı demek. Şüpheli gün demek. Bulutlar ayın üzerine örttüğünden dolayı onu net olarak göremediğimizden dolayı acaba ay ortaya çıktı mı? Hilal ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Bu durumdan dolayı şek günü denmiştir. Özellikle şek günü ne zaman geçerli? Şaban ayı artık gelecek. Şaban ayının 29. gününden sonra Ramazan ayı gelecek. İşte Ramazan ayının gelip gelmediğini ne yapıyoruz? İyice tespit etmek için hilali görmemiz lazım. İşte hilal ortaya çıkmazsa bilin ki hava kapalıdır ve şek günüdür. Geçtik bir diğeri Eyyam-ı Ma'dudat var arkadaşlar. Bu da Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri 4 gün boyunca oruç tutulması yasaktır. Çünkü bayram günü zaten artık o gün hacılar bayram yapıyorlar arkadaşlar. Bayram günü Eyyam-ı Ma'dudat. Zilhicce ayının 10, 11, 12, 13, 14. günleri. Bir de arkadaşlar başlanmış nafile oruç bozulursa bunun kazası mutlaka gerekir arkadaşlar. Ancak Şafii mezhebine göre başlanmış bir nafile oruç bozulursa kazası gerekmez. Bunu da bir kenara not alalım. Ve diyoruz ki bir diğeri oruçta niyet. Çok çok önemli. Geçmiş yıllarda DHBT'den soru geldi arkadaşlar. O açıdan önemsiyoruz ve diyoruz ki Şafii ve Maliki'ye göre niyet rükündür arkadaşlar. Niyet rükün olarak değerlendirilmiş. Mutlaka niyeti yapmamız lazım. Diyorlar ki niyet yapılmamışsa o tuttuğunuz oruçlar geçersizdir. Ve böylece bizi ikaz etmiş Şafii ve Maliki mezhebi. Bir diğeri mezheplere göre niyetin vakitleri bakın. Geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından bir şablon, bir tablo verilmişti Excel ortamında. Ve demişti ki Ahmet saat 2'de, işte Mehmet saat 8'de, diğeri hemen akşam ezanından sonra, diğeri ikindide vesaire hangisinin niyeti geçerlidir diye bir soru sormuşlardı. O soruyu çözebilmemiz için mutlaka bu konuyu iyi anlamamız lazım. Diyoruz ki arkadaşlar Hanefi mezhebine göre bakın 3 mezhebe göre de Ramazan orucu, nafile orucu ve adak orucu 3 mezhepte de vardır ve diyeceğimiz konular da bu 3 oruç için geçerli. Bakın Hanefi mezhebine göre bir kişi Ramazan orucunu tutacak. Bunun başlama vakti gün batımından başlar. Akşamleyin arkadaşlar ezan okuduğu zaman artık ne yapabiliriz?
niyet edebiliriz. Akşam ezanı okunduktan sonra, gün battıktan sonra artık yarınki orucumuza ne yapabiliriz? Niyet edebiliriz. Bakın burası önemli. Ve diyoruz ki peki ne zamana kadar süresi devam edecek? Ertesi gün öğlen namazının öncesine kadar devam edecek arkadaşlar. Güzel bir şey, soru. Ve diyoruz ki akşam gün batımından başlar, ertesi gün 12'ye kadar devam eder. Zaten o verilen soruda da Hanefi mezhebini sormuştu ve o soruyu mutlaka çözmeniz lazım. Şafii mezhebine göre arkadaşlar yine Ramazan, nafile ve adak oruçları geceden niyetlenmek gerekiyor, geceden. Artık gece deyince 10, 11, 12 niyetleniriz, yani sahura kalkmış oluyoruz ve ta ki artık ezan okunana kadar, yani kısacası fecre kadar devam eder. Maliki mezhebine göre yine Ramazan, nafile ve adak oruçları güneşin batmasından başlar. Bakın güneşin batmasından fecrin doğmasına kadar. Hanefi mezhebiyle beraber başlıyor. Bakın güneşin batması beraber başlıyor. Ancak Hanefi mezhebine göre ertesi günün ta öğle vaktine kadar devam ederken, Maliki mezhebine göre ise fecre kadar. Yani fecri sadık diyoruz ya, orucun başlama vakti arkadaşlar fecri sadıktır. Biz daha önce namaz konusunu ele alırken fecri kazip dedik, fecri sadık dedik ve gerçek sadık da fecri sadıktır. Çünkü artık güneş enlemesine doğru yayıldı sağa sola ve onu size resimlerle izah ettik. İşte hem namazın vaktidir hem de orucun vaktidir arkadaşlar. O vakitte ne yapabiliriz? Artık oruca niyetlenebiliriz. Yeme içmeden kesiliyoruz ve kısacası cinsel ilişkiden de uzak duruyoruz ve gün boyu akşam vaktine kadar orucumuzu eda ediyoruz arkadaşlar. Bir de itikaf vardır ki Peygamberimiz aleyhisselam hayattayken son yılına kadar her yıl 10 gün itikafa girerken ve vefatının son yılı 20 günü itikafa girmiştir arkadaşlar. Bu da bizim için önemli ve itikaf demek özellikle Ramazan ayının son 10 günü izdivaya çekilmek. Genellikle insanın maneviyatını ve Allah ile baş başa kaldığını ortaya koymak için bir çile hayatı yaşamaktır. Arkadaşlar biz buna da itikaf diyoruz. Her müminin itikafa girmesi de lazım arkadaşlar. Arkadaşlar orucu bozan durumlardan bahsediyoruz ve diyoruz ki yeme içme, unutarak yiyip içmek orucu bozmaz. Ancak yanlışlıkla bakın yiyip içmek orucu bozar. Şimdi diyelim ki arkadaşlar kişi unuttuğu zaman aniden yiyip içti, o bakın bozmuyor, sıkıntı yok. Ama yanlışlıkla bakın adam gidip de diyelim ki abdest alacak ve bilinci yerinde bakın yanlışlıkla, yani hatayla ağzına su kaçtı. Adam gidip de havuzda yüzüyor ve yüzdüğünde ağzına su kaçtığı takdirde onun orucu bozulur. Yani unutmayla hatanın, unutmayla yanlışlığın farkını anlayabildik mi? Burada yeterlidir. Ve bir de cinsel ilişkide bulunmak, ağız dolusu kusmak, az kusmak orucu bozmaz. Ancak ağız dolusu kustuğumuz zaman oruç bozulur Hanefi mezhebine göre. Ancak Şafii mezhebine göre ağız dolusu kusmak orucu bozmamaktadır. Geçtik, oruç kimlere farzdır? Müslüman olacak, akıllı olacak, ergenlik çağına ulaşmış olacak, seferi olmayan arkadaşlar, yani kısacası mukim olacak, ikamet eden yolcuya ve seferiye arkadaşlar oruç farz değildir. Sağlıklı olmak ve kişi hasta olmayacak. Tabi bu seferi olmayan deyince daha sonra onun kazasını yapacak ve yerine getirecek. Oruç kimlere farz değildir? Bunu bilmemiz lazım. Hasta olanlara, hayız, nifas ve lohusa olanlara, seferi olanlara, adam yolcuysa arkadaşlar oruç tutmayabilir. Ancak başka zaman onun kazasını yapması lazım. Hamile veya çocuk emziren kadınlara da oruç tutmak farz değildir. Ve diyoruz ki orucun kazası ve kefareti nelerdir? Kaza deyince arkadaşlar yerine getirilemeyen ibadeti başka zamanda yerine getirmektir arkadaşlar. Kefaret ise işlenmiş günah veya kusurun telafisi amacıyla Allah'tan af ve bağışlama dilemektir ki ve kişi arkadaşlar ne yapıyor bazen? Orucunu bozuyor ve örneğin Ramazan orucunu bozmanın cezası 60 gündür ve Ramazan orucunun kefareti, yani kefaret deyince arkadaşlar bir kişi günah ve kusur işliyor ve kısacası o orucunu tutmuyor ve onun cezası da 60 gün oruçtur. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar oruç kefaretleri nelerdir?
oruç kefaret çeşitlerinden bahsedelim. Arkadaşlar, oruç tutmamaya veya orucu bozmaya izin veren haller vardır. Az önce geçtik, 3 tane saydık. Biz onu 8'e şimdi çıkartmamız lazım. Diyoruz ki kişi yolcuysa, hastaysa, yaşlıysa, aşırı açlık ve susuzluk hissediyorsa, hamile veya emziren bir kadınsa, yine savaş hali ortaya çıktıysa, aynı zamanda tehdit edilmişse, aynı zamanda zor ve meşakkatli işlerde çalışıyorsa oruç tutmayabilir. Ancak daha sonra ne yapacak? Bunların kazasını yapacak. Hemen geçiyoruz kefaret oruçları. Buradan bu yıl soru bekliyoruz. Çok çok önemli. Bakın, oruç kefareti, yani orucu bozan kişi ne yapması lazım? Nasıl bir kefaret vermesi lazım? Başlanmış bir orucu bile bile bozan bir kişinin vermesi gereken cezadır. Bir, köle azat edecek. İkinci sırada 60 gün aralıksız oruç ve üçüncü sırada 60 fakiri sabah akşam doyuracak. Ve bu kefaret Kur'an'da geçmemektedir. Sadece hadislerde mevcuttur. Bu yönüyle önemli bakın. Bu 5 çeşit kefaretin içerisinde sadece bu birincisi sünnet olarak geçer hadiste. Diğer 4'ü ise Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle sabittir. Ve zihar kefaretini orucu bir köle azat edecek. O yoksa 60 gün aralıksız oruç tutacak. O da yoksa 60 fakiri sabah akşam doyuracak. Bakın, dikkat ediyor musunuz? Zıharla orucun kefareti aynı. Ve bu Mücadele suresinin 1 ile 4. ayetlerinde geçmektedir. Bir de arkadaşlar, halk, yani hacda iken saçlarını tıraş etmiş. Ne zaman? İhramdan önce. İşte bir kişi ihramdan önce saçlarını tıraş ettirirse arkadaşlar ne yapacak? 3 gün hacda ve 7 günde geldikten sonra toplam 10 güne tamamlayacak şekilde bir oruç tutacak arkadaşlar. Bu da Bakara suresinin 196. ayetinde geçmektedir. Bunlar yine DBT'de çıkmış sorudur arkadaşlar. Mutlaka çözülmesi lazım, bilginiz olsun. Ve bir diğeri katıl kefareti diyoruz arkadaşlar. Kasten olmayıp bir Müslümanı veya gayrimüslimi yanlışlıkla öldürmenin cezasıdır. Birinci sırada bir köle azat edecek. O da yoksa 60 gün aralıksız oruç tutacak. Bu nerede geçiyor? Nisa 92. ayette geçmekte. Yemin kefareti var arkadaşlar. Bu da 2019'da çıktı. Ve yeminini bozan bir kişi işte ne yapacak? Onun karşılığında bir köle azat edecek. O da yoksa fakiri giydirecek ve doyuracak. O da yoksa 3 gün oruç tutacak. Maide 89. ayette geçmektedir arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar, zekat ile kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Thank you.